Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber üzerine koymaya devam edelim metotlarda. Parametre metot nasıl tanımlanabilir? Bunu göreceğiz. Şunları not almışsınızdır siz. Ben bunları siliyorum. Burayı da şimdilik şöyle siz kaldıralım. Şimdilik şöyle kalsın. Bunu da sildim. Burada benim bir tane metodum var. Şimdi biz ne yapmıştık? Parametresiz bir metot tanımlayıp isim yazdırdığında bu metodu çağırıp bu metodun içindeki değeri yazdırıp yolumuza bakmıştık. Bir kere yazıp 4 kere çağırmıştık. Bu da bize kod tekrarını kurtarmış. Daha profesyonel ve daha kaliteli ve daha yönetilebilir bir kod yazma imkanı sağlamıştı. Şimdi bunu da 4 kere çağırmayalım. 1 kere çağıralım şimdi. Main metodu içindeyim. Parametreli bir metot nasıl tanımlayabiliriz? Bakın birincisi zaten bitti. Parametreli tanımlayacağız. Geriye yine değer döndürmeyecek ama parametreli olacak. Mesela şöyle yapalım. Kullanıcı 2 tane sayı göndersin. Bu 2 tane sayıyı toplayıp ekrana bir yazdıralım. Geldim buraya bakın. Birden fazla bir klasın içerisinde birden fazla metot oluşturabilirim. Şu kıvırcık parantezler yazılımın bel kemiği arkadaşlar. Neyin nereye yazacaksınız? Şu kıvırcık parantezler yönetiyor zaten. Yani içinde olursa onun içine yazmış olursunuz. Dışında olursa dışına mı? Yani şu kıvırcık parantezler yüzünden çok hata alan insanlar var. Nereye kod yazdığınıza dikkat edin. Burası kıvırcık parantezler. Class'ın şu bakın zaten hemen seçili hale getiriyor main metodunun. Bu da şu metodun. O zaman ben şuraya yazabilirim. Bir tane daha metot oluşturacağım. Public diyorum. Statik diyorum. Statiğe takılmayın şimdilik. Void diyorum. Geriye değer döndürmeyen. Buraya kadar aynı. Topla adında metodumun ismi topla olsun. Daha sonra parantezimi açtım. Şimdi parametre tanımlayacağım. Peki parametreyi nereye koyuyoruz? Kıvırcık parantezleri unutmayın. Her metodun bir body'si olur. Yani içeriği. Parametreleri biz buradaki parantezin içine tanımlıyoruz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Burada ilk başta bir veri tipini yazıyorsunuz. İşte string mi gelecek? Double mı gelecek? Int mi gelecek? Char mı gelecek? Burada bir veri tipini yazıyorsunuz. Yani biz bu metodu çağırdığımızda bize parametre olarak gelecek değer hangi veri tipinde olsun bunu söylemiş oluyoruz. Mesela ben 2 tane sayı toplayacağım için 2 tane integer sayı almak istiyorum. Integer diyorum. Veri tipim. Sayı 1 diyorum. Bu da parametremin ismi. Parametremin veri tipi, parametremin ismi şeklinde. Bir tane daha tanımlayacaksam virgülle bunları ayırıyorum. Bir tane daha tanımlıyorum. Diyorum ki ben bir tane daha integer veri tipinde parametre tanımlamak istiyorum. Parametremin ismi sayı 2 olsun. Ve number 2 dersiniz, Ahmet dersiniz, hiçbir önemi yok. Sayı 1 dedim. Sayı 2 dedim pardon. Bakın aynı verince de hata alıyoruz. Diyor ki senin zaten sayı 1 adında bir parametren var. Sen bakın duplicate aynı parametre isminden 2 tane oldu diyor. Şu sayı 1'in rename ismini değiştir diyor bize. Bunu 2 yapıyorum. 2 tane parametremizi tanımlamış olduk. Buraya gelip string tipinde a isminde bir parametre daha alabilirsiniz. Bu tercih. Bunu da göstereyim sizlere. Şimdi biz bir metot yazdık. Topla isminde. Geriye herhangi bir değer döndürmeyen. 2 tane parametre alıyor. İkisi de integer tipinde. Bir metot. Daha sonra buraya geliyorum. Diyorum ki sOut. Hatta şöyle yapalım. Daha okunabilir olsun. Diyorum ki sonuç. Integer sonuç diyorum. Bana parametre olarak gelen, bakın şuradaki sayı birden bahsediyorum. Zaten hemen kahverengiye boyadı gördüğünüz gibi. Diyorum ki şuradan bana gönderilen sayı 1'i al. Artı sayı 2 parametre olarak gönderildi bakın şu. İkisini al topla. Topladıktan sonra bu ikisinin toplam sonucunu sonuç değişkeni ata. Sonucu da burada ekrana yazdır. Sonuç şudur. Yazabilirsem. Sonuç şudur. Bu şekilde yazdırsın. Bakın bu da bir metot. Benim belirtmiş olduğum şeye hizmet eden kod parçacığına biz zaten metot diyoruz. Gözümüzde büyütmeyelim. Daha sonra bunu yorum satır haline getiriyorum. Bu sefer de topla adındaki metodumu çağırıyorum. Bakın topla adında metodum geldi. Şimdi bu çok önemli. Biz buna tooltip diyoruz. Bunu okumayı öğrenin arkadaşlar. Burada ben diyor topla adına bir metodum. Senden diyor integer tipinde bir tane değer. Integer tipinde 2 tane değer alan ben bir topladığında metodum. Geriye void bakın. Hiçbir şey dönmeyen.
Ve test sınıfı içinde tanımlanmış bir metodum duruyor. Çok önemli. Şimdi bunu yazdınız. Buralara değer vermek zorundasınız. Bakın önceki metotta parametresiz olduğu için değer vermeye gerek yoktu. Bakın benden parametre istemiyordu. Ben de parametre vermemiştim. Ama bu metot benden iki parametre istediği için iki parametreyi de vermek zorundasınız. Burada bir inisiyatif falan yok. İki parametreyi de bana vereceksin diyor. Yoksa hata yersin. Buraya geliyorum. Sayı 1 değişkenine ne vermek istersin? 17. Sayı 2'ye ne vermek istersin? 5 verdim. Bu şekilde. Şimdi topla değişkenine debugger koyuyorum. Bir de topla metodunun içerisine debugger koydum. Daha sonra debug modda bunu çalıştırıyorum. Amacım debug modda anlatmamın sebebi derleyicinin nasıl bir aşamayla ilerlediğini görmeniz. Yani ben anlatmayayım. Derleyici kendisi nasıl çalıştığını size anlatsın. O yüzden gösteriyorum. Bize de hocamız böyle öğretti. Biz de böyle öğrendik. Çok faydalı çünkü bu yöntem. Şimdi topla adına metodum var. Topla adındaki metodumun birinci parametresine 17, ikinci parametresine 5'i koy. Bakın bu sayı 1'e şimdi 17, sayı 2'de 5 olacak. Topla metoduna git diyorum. F6'ya bastım. Bakın sayı 1 değişkenine bakın 17. Şurada verdiğiniz değer birinci parametreye girdiğiniz 17. Topla metodunun sayı birinci parametresine atandı. İkinci parametresine bakıyoruz. Bakın 5 değeri gelmiş oldu. Çünkü topla metodunun ikinci parametresine 5 değerini koy demiştim. Bakın bu 5 oldu. Elimde 5 değerim var. Daha sonra 17 ile 5'i üzerine geliyorum. Bakın 5'i topla. 22 sonucunu al. 22. Daha sonra 22 ekrana yazdır. Yazdırdım. Metotla işim bitti mi? Bitti. Daha sonra 13. satırdan kaldığın yerden devam et diyorum. Yani şu işi bitirdin. Artık kaldığın yerden devam et. Yani bu ara kod gibi bir şey oluyor. Gidiyor metoda, işini hallediyor. Daha sonra geri geliyor. Aynı şey gibi düşünün. Kurye'ye pizzayı verdiniz. Kurye pizzayı sipariş istenildiği yere bıraktı. Daha sonra motoru tekrar dükkanın önüne çekti. Burada da git bu metoda, işini hallet. Daha sonra geri gel. Kaldığın yerden devam et demiş oluyor. Bakın 13. satırda kod olmadığı için 14'e geldi ve metodu bitirdi. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunu da açalım. Hatta ikisini beraber de kullanabiliriz. Hiçbir sorun yok. Şuraya bir tane debugger koyarım. Bir de bunun içinde debug olsun. İçine girebilmem için debug lazım. Gene debug modda çalıştıralım. İsim yazdır metoduna git. Bakın ilk bu metoda gidecek. İsmimi ekrana yazdır. Yazdırdım. Metotla işim bitti mi? Bitti. Daha sonra 11. satıra gel. Bakın bu satırdaki kodu tamamladı. Artık bir sonraki satırdan devam et diyorum. Bakın geri gel. Geri geldim. Bu sefer de diyorum ki git işte şurada siparişlikte oraya git bu sefer diyorum. Öyle düşünün. Topla metoduna git. 17 ile 5 değerini ver. Parametrelerine. Verdim abi. 17, 5. Topla ekrana yazdır. Burayla da işim bitti. Daha sonra dükkanın önüne tekrar geri gel diyor. Bu şekilde metotları kullanabiliyoruz. Ben belki de şuradaki topla metodunu 10 kere kullanmam gerekecek. Bakın 10 kere çağırmam gerekebilir. Her seferinde siz şu içerideki kodları tekrar mı yazacaksınız? Ben şimdi iki kod yazdım. Yarın bir metot açacaksınız. 100 satırdan ben gördüm 350-400 satıra kadar kod yazılmış metotlar var arkadaşlar. Böyle kitap gibi adam metot yazmış. Şimdi o metodu 3 kere çağırmanız gerekecek. 3 kere aynı kodu kopyala yapıştır mı yaparsınız? Size benim yaptığım gibi bir kere yazıp dilediğim yerde ve dilediğim satırda istediğim yerde bu şekilde çağırıp halletmiş olurum. Şunu da kapatırım mesela buradan. Bakın tertemiz kod. Kod kalabalığı yapmayacağız arkadaşlar. Hatta bunun üzerine yazılmış yüzlerce kitap var. Temiz kod nasıl yazılır? İşte temiz kodun bel kemiği ve ana temeli bu metotlardır diyebilirim arkadaşlar size. Şöyle temizleyelim. İşte bizler de bu dersimize ne yapmış olduk? Parametre atayıp geriye de bir değer döndürmeyen bir metot yazmış olduk sizlerle beraber. Şu son olarak da şunu yapalım ve bitirelim. Buraya hemen bir tane daha metot yazıyorum. Public static void diyorum. Bakın gene main metodunun dışına class'ın içine yazıyorum. Buraya geldim. İsim ve şöyle yapıyorum. İsim, soy isim
Yazdır adında bir metot tanımlıyorum. Şu metodu şimdilik unutun arkadaşlar. Şunu da yorum satır haline getirdim. Bu sefer ismimi ve soy ismimi parametre olarak alacağım. String diyorum. İsim. String. Soy isim diyorum. Daha sonra burada da sout'la isim ve soy isim ve isim dersiniz. Paranteze alalım. Karışmasın kafası. İsim artı boşluk soy isim şeklinde şöyle tanımlanabilir. Bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar isim ve soy isim parametreleri almış. Bunları da yan yana ekrana yazdırmış olacağız. İsim soy isim yazdıra geliyorum. Bakın NS değerini verdim. String olarak istiyor benden. Soy ismine de bayramı verdim. Ve bunu çalıştır diyorum. Bunu çalıştıracağım zaman bakın isim ve soy ismimi yazdırmış oldu. Ne yaptı? Şunu görmeyin. Bu sefer de isim soy isim yazdır metoduna git. Birinci parametresine NS'i koy. İkinci parametresine bayramı koy. Ve bunları bitişik olarak ekrana yazdır demiş oldum. Tek farkı burada farklı bir veri tipi kullanmış olmaktı. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.